Ne üvey annem istiyor beni, ne de öz annem. Kimseyi getirme demedi mi şu kapıya? Ev almıyorlar. Hastane köşelerinde kalıyor, kantinlerde falan. Böyle uyuyor. Belki bunun altınları var. Belki altınlarını alıp gidecek. Tokat grupta. Belki paramız var, onu alıp gidecek. Küçük yaşta menenjit hastalığı geçiren 22 yaşındaki Samsunlu Uğur Atik hem baba evinden hem de anne evinden kovulunca sokaklarda yatmak zorunda kaldı. Yazın bu parkta mı yatıp kalkıyordun? Parkta falan yatıyordum. Yazın buralarda yatıyordun. Kışın gidiyordum hastaneye işte. Gündüzleri bir çay ocağında garsonluk yaparak geçinmeye çalışan Uğur Atik, geceleri uyumak için bir hastanenin kantininde sandalye üzerinde başını masaya koyarak uyumaya çalışıyor. Burada işte sandalyelerde falan işte sabahlıyorum öyle. Böyle uyuyor. Üşümüyor musun peki? Üşüyorum ama işte idare ediyorum. Çünkü gidecek bir evi yok Uğur'un. 2 ay öncesine kadar babası Cemil Atik'in evinde kalıyordu. Bedensel engelli üvey annesi Saime ile sürekli tartıştığı için babası da onu evden kovmuş. Anlaşamıyoruz, sürekli kavga ediyoruz. İnternete gitmeme kızıyor. Sokakta gezmeme kızıyor. Benle beraber gezeceksin diyor. Gelme dedi, kapıma da uğrama dedi işte. Ben de gittim hastaneye sığındım. Başka bir adamla evlenen öz annesi de istemiyordu Uğur'u. Sokaklarda yatıp kalkmaktan başka çaresi kalmamıştı Uğur'un. Ne üvey annem istiyor beni ne de öz annem. Sıcak olsun diye ben de hastanenin kantinini buldum işte. Sıcak bir yuvam olsaydı şimdi ne bileyim ya dinlenirdim işte. İşte ne kadar kötü olsa da benim annem babam işte. Yanımda olmayınca işte hüzünleniyorum işte. Ağlıyorum işte kendi kendime. Çocukken menenjit hastalığı geçirdiği için kendisini tam olarak ifade etmekte zorlanan Uğur Atik, tam bir aydır banyo yapamadığını, temiz olmaya hasret olduğunu bu sözleriyle ifade ediyor. Banyo yapmayı özledim, temiz kokmayı özledim işte. Eve girmiş olsaydın şu anda ilk ne yapardın? İlk temizliğimi yapardım, duşumu falan alırdım işte. Biraz uyurdum işte. İşimden evime, evimden işime. Her iki ayakkabında delinmiş. Evet. Ha? Uğur. Şey bak öyle. Burası da delinmiş. Buralardan su alıyor mu ayakların? Evet. Bunlardan. O yüzden şey yaptı. Şişti ayaklarım. Dolanmak zor olmuyor mu? Üşümüyor mu ayakların? Üşüyor işte. Soğuk ve yağmurlu bu kış gününde giydiği botların delik olması nedeniyle ayaklarının sürekli ıslandığını söyleyen Uğur'u babasıyla barıştırmak için evine gittiğimizde hem üvey anne hem de öz babası Uğur'u eve almak yerine ona hakaretler yağdırarak eve almamakta direndiler. Bizi reklam mı ediyorsun millete? Kamerayı kapatır mısın? Beni katil mi etmeye çalışıyor? Uğur vallahi ne yapmaya çalışıyorsun? Kapatsana kardeşim ya. Sen ne işin ya? Kimseyi getirme demedi mi şu kapıya? Şimdi siz evinizde sıcakta oturuyorsunuz. Oğlunuz hata yaptım ben bunlara. Bunun parasını hadi kendi paramla yaptım. Dışarıda kalmasına gönlünüz razı mı peki? Evet razı. Ben şu an razıyım. Niye razıyım? Bana evlatlık yapmadığı için razıyım. Doğru. Sağlıklı değil. Bugün ne yapacağım belli. Yarın gene yapacağım. Az dur. Bugün ne yapacağı belli olur mu bana bunun? Belki bunun altınları var. Belki altınlarını alıp gidecek. Tokat grupta. Belki paramız var, onu alıp gidecek. Jandarma da gelse. Kim gelirse gelsin, ilk sefer savcı gelsin, almıyorum Uğur. Bir şey söylemek ister misin? Bir şey söyleyeyim. Engelli olsun, bakmak zorunda değilim ki 22 yaşında çocuğa. Siz engellisiniz, size bakmak zorunda mı beyefendi? Ama ben ona eşiyim, bakmak zorunda. İster al, ister alma ama hakkını helal et. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Çaresiz Uğur şimdi başını sokacak sıcak bir yuva özlemiyle kendisine yardım edecek hayırseverlerin desteğine muhtaç.